Selam arkadaşlar. Bugün inceleme konuğumuz Remco'nun Matrix cihazı. Bu cihaz Android'i ve uydu alıcısını bir araya getiriyor. Daha önce Impala'sını konuşmuştuk hatırlayanlarınız vardır. Bu artık Impala'yı falan geçti. Piyasadaki en iyi cihazı olmuş diyebilirim. Zaten birazdan da bazı özelliklerini söyleyeceğim. Hani piyasadaki diğer cihazlarda bulamayacağınız özellikleri bu cihazda bulabileceksiniz. Ben bu cihazı kendim para verip satın alacaktım ama satın almama gerek kalmadı. kodan geldi. Ben de dedim ki niye daha önce yollamadınız dedim. Bana şu cevabı verdiler. Hoşuma da gitti. Abi dediler işte geri dönüşleri alalım piyasadan ona göre gerekli düzeltmeleri falan yapalım. Öyle sana gönderelim istedik dediler. Şimdi orada şöyle bir durum vardı düzeltmeyi yapmadan yollasalar söyleyeceğimi biliyorlar. O yüzden düzeltmeleri yapıp yollamışlar. Cihaz güzel olmuş baştan söyleyip Şimdi arkadaşlar cihazdan bahsetmeye başlayalım isterseniz. Bu cihaz Android ile uyduyu bir araya getiriyor dedik. Android olarak Android onu kullanıyor. Türkiye'de ilk defa göreceğiniz bir şey de var bunda. TürkSat kanal güncelleme sistemini kendi içinde yerleşik olarak sunuyor arkadaşlar. Yani hem uydu alıcıyı kullanıyorsunuz hem Android'i kullanıyorsunuz hem de Türk saat kanal güncelleme sistemi aktif bir şekilde çalışıyor. Yine Türkiye'de ilk defa böyle hibrit bir cihazla biz bu uydu ve androidi bir araya getirenlere hibrit diyoruz. Bu hibrit cihaz Türkiye'de ilk değil ama 4 GB RAM ve 64 GB depolama gelen ilk cihaz ve bunda şöyle de bir güzellik var. Bu da bildiğim kadarıyla ilk. Bunda kategoriler var. Mesela Android kısmında zaten o kategorilere yabancı değiliz. Hani o canlı televizyon olaylarında falan onu görüyorduk ama uydu kısmında kategoriler var. Mesela işte belgesel, spor falan gibi kısımlar. Onun daha yanına geçtiğiniz zaman radyo, televizyon olarak ayırmalar falan. O kategori kısımlarını da yapmışlar. O da çok güzel olmuş. Şimdi cihaza bir giriş yapmış olduk. İsterseniz kutu içeriğini bir aradan çıkaralım. O kısımlar zaten çok önemli olmuyor. Ondan sonra bir cihazın üzerindeki giriş çıkış portlarına bakarız. Biraz kumandadan bahsederiz. Kumandada çok can alıcı şeyler var. Çok hoşuma gitti. Bir ufak eksiği var. O da olsaymış piyasadaki en iyi kumanda diyebilirdim. O ufak de bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Kutu içeriğinden bildiğiniz gibi cihazın tabii ki kendisi çıkıyor. Bazıları buna gülüyor da ben buna espri olsun diye zaten söylüyorum. Kumanda var. Şu şekilde zaten birazdan yakından bakacağız. 2 tane kalem pil. Bunlar 3A tipinde piller. Hirenkom marka zaten bunlar. HDMI kablomuz HDMI 2.1 destekli. 12 volt 2 amperlik adaptör bulunuyor. Bu cihaz uydulu bir cihaz olduğu için 5 volt'ta çalıştıramıyorsunuz. 12 voltluk bir adaptörü var. Kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar. İhtiyaç olabilecek her şey içinde sunulmuş. Şimdi isterseniz biz cihazın üzerindeki giriş çıkış portlarına bakalım. Sonra da biraz kumandaya yakından bakalım. Sonra da teknik özellikler falan devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada DVB-S2 tuneri zaten görüyoruz. Onun yanında optik çıkışımız var. Optik ses çıkışını burada görüyoruz. İki tane USB 2 portumuz var burada. Buradan giriş yapabiliyorsunuz. Yani bu girişten kastım nedir? Mesela bunu hard disk bağlayabiliyorsunuz. USB bağlayabiliyorsunuz. Klavye, mouse, 2.4 GHz böyle cihazlarınızı onları bağlarsınız. Bu webcam de destekliyor. Benim Logitech webcamimle çalıştı. Onu da buradan takabiliyorsunuz. Onların hepsine destek veriyor. İki tane bunlar da USB 2. Onun yanında 100 megabitlik Ethernet portumuz var. İsterseniz kablolu da bağlayabilirsiniz. Ben hiç gerek duymadım. 2.4 GHz ile 5 GHz Wi-Fi çok güzel çalışıyor. O yüzden hiç kabloluya gerek duymadım ama isterseniz kablolu bağlantı seçeneği de var. Burada HDMI 2.1 çıkışımız bulunuyor. 4K tabii ki performansını alabiliyorsunuz. Yani hem uyduda 4K'yı hem de canlı televizyonda 4K'yı buradan alabiliyorsunuz. Onun yanında da güç girişimiz var arkadaşlar. 12 volt olduğunu söylemiştim. Burada DC tipi de güç girişini görüyoruz. Onun dışında yanına falan baktığınız zaman sağında sonunda falan herhangi bir şey bulunmuyor. Alt tarafa baktığımız zaman şuradan hani vidalara falan tutturuyoruz ya. Bunu mesela duvara sabitlemek istediğiniz zaman işte iki tane vidayı takıyorsunuz. Onunla da bunu bağlıyorsunuz. Duvarda kaybolmuş oluyor. Bunun normalde görünmez yapabilirsiniz. Nasıl oluyor derseniz bunu mesela televizyonun arkasına koyun. Bu kumanda zaten bluetooth ile bağlantı yapıyor. Birazdan konuşacağız. O şekilde bu cihazı hiç görmeden de kullanabilirsiniz. Ama gördüğünüz zaman da ne var? Şu ön tarafta LCD bir ekran var. Buradan işte kanalı, tarihi vesaire, Wi-Fi mı filan bunları görebiliyorsunuz. Onun dışında da herhangi bir giriş çıkış portu bulunmuyor. Zaten ben yine detayları göstereceğim size. Bu şekilde sade kibar bir cihaz. Şimdi cihazı bir kenara koyalım ve kumandayla devam edelim. Şöyle alayım kumandayı şöyle koyayım. Şimdi arkadaşlar bu kumanda Bluetooth'ta çalışıyor. Kızıl ötesi desteği de var. Şurada dikkat ederseniz mouse tuşu var. Bu mouse tuşu şöyle arkadaşlar hani en basit mouse var ya onu çalıştırıyor. Ben normalde ilk geldiğinde air fonksiyonu zannetmiştim. Bu kumandanın bence tek eksiği air fonksiyonu. Şu kumanda air kumandada olsaydı eksiksiz ve piyasadaki en iyi kumanda derdim açıkçası. Ben bunu Hiram Koyla da konuştum ama bunu air olarak yapamıyorlarmış. O yüzden yaptıramadılar. Adamlar çok uğraştı ama yaptıramadı. Eğer o da yapılsaydı eksiksiz ve çok güzel bir kumanda olurdu. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi kısa tuşları var. Netflix, YouTube kısa tuşları. Şurada kız ötesi programlanabilir tuşlar var. Şurada sesli giriş yani mikrofonumuz bulunuyor. Dikkat ederseniz şurada mikrofon sembolü var. Yani sesli komutları bu destekliyor. Hani dedi ki air kumanda fonksiyonu yok ama sesli komutları destekliyor. Hem YouTube'da hem de menüde sesli komutları aktif kullanabiliyorsunuz. Burada sayı tuşlarımız var. Ses işte kanal ileri geri alma menü tuşu geri tuşu vesaire bu tarz tuşlarımız bulunuyor. Şimdi bu menü tuşu ve home tuşu önemli. Bu menü tuşuyla arayüzde falan bazı şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela nedir? Açık uygulamaları falan kapatabiliyorsunuz ya da böyle ikonları değiştirebiliyorsunuz. O yüzden menü tuşumuz önemli. Şurada da klasik işte uydu tuşlarımız var, renkli tuşlar vesaire. Bunları da bulabiliyorsunuz. Yani eksiksiz bir kumanda diyebilirim bunun için. Sadece dediğim gibi eğer fonksiyonu da olsaydı muhteşem olurdu. Bunun dışında şurada mikrofonun altında da bir bildirim var arkadaşlar. Şöyle bastığınız zaman kırmızı falan yanıyor. Oradan da işte çalışıp çalışmadığını ya da pili bitmiş mi bitmemiş mi falan onu görebiliyorsunuz. Çok önemli bir şey değil ama bahsedelim. Kız ötesi olarak programlamak isterseniz de şurada kaynak, ses kısmı açma ve ayarları o şekilde programlayabiliyorsunuz. Tabii ki şuradaki kapatma açma tuşunu da programlıyorsunuz. Bu sayede eğer eski bir televizyonunuz varsa kız ötesiyle buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yeni bir televizyonunuz varsa onlarda zaten HDMI CEC vardır. Yani kumandaların ortak kullanımı. Bu cihaz da onu destekliyor. Yani şu cihaz onu destekliyor. Bu sayede de kumandaları televizyonunuzla ortak kullanabilirsiniz. Yani tek kumandayla iki cihazda aynı anda kontrol edersiniz. Evet arkadaşlar giriş çıkış portlarına baktık. Kumandadan bahsettik. Söylediğim gibi air fonksiyonu da olsaydı muhteşem bir kumanda derdim. Air fonksiyonu olmadığı için bir puanı oradan kırıyorum. 10 üzerinden 9 verdim diyebilirim. Bluetooth olması güzel. Herhangi bir şekilde kopma falan olmuyor ama kopma olursa da şu menü ve info tuşlarına basılı tutuyorsunuz. Hemen bağlantısını yapıyor. Ama ben dediğim gibi kopma görmedim eğer olursa diye söylemek istedim sizlere de. Şimdi arkadaşlar bilenleriniz vardır zaten ben Allwinner chipsetlere çok fazla sıcak bakan bir adam değilim. Ama şöyle de bir durum var. Chipset ne olursa olsun cihaz böyle hani stabil çalışıyorsa benim için hiçbir sıkıntı yoktur. Bu cihazda stabil çalışıyor. Hatta şöyle bir şey fark ettim. Daha hiç testleri falan yapmadan ben cihazı açtım. İşte kurcalıyorum. Arayüz falan akıcı ama acayip akıcı yani güzel çalışıyor. Bana böyle Amazon Fire Stick havası verdi tamam mı? Ben de zaten artık böyle cihazları inceleye inceleye kurdu oluyorsun. Ben dedim ki kesin birinci sınıf depolama kullanmışlar. O birinci sınıf depolamadan şimdi bahsedeceğim ama öyle ucuz bir şey de değil. Çünkü biliyorlar benim kılı olduğumu yani bu cihazı bana incelemeye gönderirken bu testi yapacağımı biliyorlar. Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu test verilerini vereceğim ama baştan bir söyleyeyim. Hani dedik ya Türkiye'de ilk 4 GB RAM var işte 64 GB depolama var filan diye. Bakın depolama hızını söyleyeyim size. Zaten ara yüzden direkt anlıyorsunuz. 170 MB bölü saniye okuma değerleri var ve 135 MB saniyede yazma değerleri var. Türkiye'de çok nadir görürsünüz böyle bir şey. Ben bir tek Amazon'un faizliğinde bu kadar hız gördüm. Yani bazında okuma hızlı oluyor, yazma hızlı olmuyor falan. Bunda ikisi de gayet iyi. Random dediğimiz yani böyle rastgele okuma yazma hızları vardır. O da performansı çok etkiler. Bunu da mesela bu cihazda yüksek olarak gördüm. Şöyle düşünün bir bilgisayar aldınız, bir tanesi normal hard disk ile çalışıyor. Bir tanesi de güçlü bir SSD yani hızlı bir SSD ile çalışıyor. Ne kadar fark ettiğini düşünün. Bu cihazlarda da o kadar fark ediyor. Ben o yüzden zaten önemsiyorum. Her cihazda da testini yapıyorum. Hepsinde de size söylüyorum. you <laughs> Hiçbirine de şey diyemiyorlar. Ya bak sen bunu kafadan atmışsın diyemiyorlar. Çünkü kendileri de ölçtüğü zaman aynı değeri bulacaklar. E, bu cihazda da kötü olsa onu da söyleyecektim. Yani diğer performans testlerini falan da söyleyeceğim. Allwinner'ın H616'sını kullanıyor. 1.5 GHz'de 4 çekirdekli bir işlemci. Mali G31 grafik işlemcisi arkadaşlar. Şimdi bu oyun için tasarlanmış bir cihaz değil. Oyun oynayabiliyorsunuz. Marketten mesela Dead Trigger 2'yi indirdin oynuyorsun. Tıkır tıkır oynuyorsun. Sıkıntı yok ama oyun için tasarlanmış bir cihaz değil. Multimedya uydu bir araya getirmişler. Hani güzel de çalışıyor. Hani RAM diyorsun 4 GB. Depolama diyorsun 64. Bunun 55 GB boş geliyor. Hani hiçbir sıkıntı çıkartmıyor. E multimedya ne arıyorsun? Wi-Fi arıyorsun. Bluetooth arıyorsun. Bluetooth 4.2. Wi-Fi'de 2.4 GHz, 5 GHz Wi-Fi desteği var. Netflix destekleniyor, Amazon Prime destekleniyor vesaire. Her türlü şeyin desteğini buluyorsun. Şimdi bu cihazda mesela ne aradın sen? YouTube aradın, 4K desteği bulunuyor. Netflix 1080p, Amazon Prime 4K, Disney Plus arkadaşlar büyük ihtimal 4K çalışır da bende üyelik yoktu o yüzden onu test edemedim. Google Play filmler 1080p çalışıyor, sıkıntı yok. Uydu sorunsuz, gayet hızlı çalışıyor. 4K olarak da tabii ki uyduyu kullanabiliyorsunuz. Yani ne arıyorsan veriyor sana. Tek eksik kaldığı nokta üst seviye oyunlar. Mesela PSP'deki üst seviye oyunlarda sıkıntı yaşarsın. Onun dışında PSP'de de oyunları oynayabiliyorsun. Mesela tekken altıda kare atlayarak ben oynuyorum dersen oynarsın. Sıkıntı yok. Ama üst seviye oynayacağım dersen de o zaman mesela S922'lere ya da Nvidia'lara falan gitmen lazım. E onların fiyatı da ucuz değil. Bunun yanında güncel Android istiyorsan Android 10'la geliyor zaten. O da bence yeterli. İnternetten güncellemeyi destekliyor. Ben mesela ilk geldiği zaman güncellemesi vardı. Yaptım. Şu anda en güncel versiyonuyla bu incelemeyi yapıyorum. E Bluetooth kumandası var. Genelde sevdiğimiz bir şeydir. İşte cihazı gördü görmedi derdin yok. Kullanabiliyorsun, sıkıntı yok. Cihaz kapandığı zaman uyandırabiliyor. Orada da hiçbir problem yok. 2 yıl garanti de veriyorlar. Güzel. Bir yıl boyunca internetten televizyon hizmetini de veriyorlar. Eğer uyduyu kullanmayacaksan onunla da kullanabiliyorsun. O da güzel. Baktığın zaman ihtiyacın olabilecek her şeyi bu cihazda alabiliyorsun. Stabil çalışıyor mu? Çalışıyor. Zaten dedim ya depolamayı çok iyi tutmuşlar. O yüzden de zaten stabilite artıyor. Şimdi orada şunu da söyleyenler olabilir. Abi daha güçlü bir chipset kullanılamaz mıydı? Mesela herem Queen Pala'da S905 X3 var. Bunda da X4 kullanılamaz mıydı? Bir kere orada oyun performansı anlamında biraz artışınız olurdu ama fiyat artardı bir. İkincisi uydu kısmını güncellemek, çalıştırmak falan çok zorlaşırdı. Stabiliten bozulurdu vesaire. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Donanım anlamında bir eksiklik hissetmedim. Hem hız anlamında hem güç anlamında bir eksiklik hissetmedim. Zaten depolamayı da iyi tuttukları için yani birinci sınıf bir depolama kullandıkları için de işlemci çok fazla zorlanmıyor. Zorlanmadığı için de güzel çalışıyor. O bakımdan ben beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten kullananlar da aynı şeyleri yazacaktır. Şimdi kumandayı biraz konuştuk ama isterseniz bir daha üzerinden geçelim. Tek eksiğinin air kumanda fonksiyonunun olduğunu söylemiştik. Çok fazla fazla arıyor musunuz? Ben hiç aramadım ama hani olsa insan istiyor. Hani böyle şeyleri gördüğün zaman insan istiyor işte. İnsan doymak bilmiyor. Ama dersen ki ya yani menü arayüzleri falan zaten pek hani onu arattırmıyorsa o yüzden ben pek fazla aramadım ama söylemeden de geçmek istemedim. bunu ya da HDMI CEC desteklemesi güzel. Ben tek kumandayla kendi televizyonumu filan kontrol ettim. Hiçbir problem yaşamadım. Ben normalde Impala'yı kullanıyordum. Çünkü uydu performansından memnundum. Impala'yı yene direkt olarak bunu geçirdiğimi söyleyebilirim. Impala'yı sanırım emekli edeceğim. Ya kötü bir cihaz değil. Impala da güzel bir cihaz ama bu bayağı bir hoşuma gitti. Yani hiç S95, X3 olsun, X4 olsun vesaire aramadım. Gayet hoş bir cihaz olmuş. Klavye, mouse bağlamak olsun, gamepad bağlamak olsun. Hatta demin ben oyun oynuyordum. <laughs> bu videoyu çekmeden önce gamepad de yanımda duruyor. Bunların hepsini bağlayabiliyorsunuz. Webcam desteği var. Ben Zoom'da denedim. Sıkıntı olmadı. Yine aynı şekilde Duo'da falan da çalışıyor. Şimdi uydu uydu dedik. Biraz da uydu performansını konuşalım. Az önce zaten biraz söylemiştim. Normalde ben Impala'yı kullanıyordum. Impala'nın yerine bunu geçirdim. Hani hem test etmek için hem de kullanmak için falan hiçbir eksiklik hissetmedim. Normalde ben merkezi sistem bir uydu kullanıyorum. Çok sorunludur. Bazı cihazlar çok hani sıkıntı çıkarabiliyor ama bu cihazda bir sıkıntı yaşamadım. TKGS candır. O da çok memnun etti beni. Onun olmasını çok seviyorum. Türk Saat kanal güncelleme sistemi bunun açılımı da. Hani kanallar otomatik güncelleniyor. Yani hiç sizi uyuzmuyor. Frekans değişmiş vesaire. Hani yeri değişmiş. Şu olmuş bu olmuş. Dertleriniz olmuyor. Ben hiçbir şekilde kanal güncelleme böyle hani isteği de duymuyorum ama isterseniz kanalların yerini değiştir, ekle, sil vesaire böyle şeyler de yapabiliyorsunuz. O güncellemeyi destekliyor. Ben normalde yapmıyorum. İsteyenler için öyle bir destek var. Picon listesi dediğimiz o kanal logolarının falan göründüğü liste bulunuyor. Onları görebiliyorsunuz. Sonra bakalım ne diyelim. TRT 4K falan sorunsuz çalışıyor. Hiçbir problem yok. Kanal geçiş hızı iyi. Ben size bunları normalde bu videoda gösteremiyorum. Çünkü telifsel sorunlar var. Bunu bir türlü anlatamıyoruz. Hatta birçok şeyi gösteremiyorum. Her şeyin böyle yerini değiştiriyorum, sansürlüyorum vesaire. Ama işte ıkına ıkına bir şeyler göstermeye çalışıyoruz. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Size yine bunun kanal geçiş hızını vesaire göstermeye çalışacağım. Normalde YouTube'a yükleme yapıyordum. Artık YouTube'a da yükleme yapmayacağım. O da sıkıntı oluyor. Baş başka bir siteye yükleyip linkini aşağı açıklamalar ve yorumlar kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle de bir şey var. Böyle bir cihaz alacak adam. Kanalı işte gösteriyorum. Kanalın hızını vesaire gösteriyorum. İşte videoyu 30-40 bin kişi izliyor. O kanal gösterdiğim kısmı 100 kişi, 150 kişi falan izliyor. Ona da ifrit oluyor. Nedense ya aldığın cihazı bir merak ettim. Bir bak yani orada çok enteresan geliyor bana. Biz devam edelim. Bunun yanında OSCAM desteği var arkadaşlar. PVR kayıt yani kanalları kaydedebiliyorsunuz. Ama kendi hafızasına değil de hard disk falan takarsınız. Ona kaydediyor. O şekilde kullanıyorsunuz. Güzel de kaydediyor. Görüntü kalitesi falan çok güzel. Ondan da çok memnun kaldım. Yani uydu anlamında görüntü kalitesi birinci sınıf diyebilirim. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. EPG desteği yani kanal bilgileri var ya şu saatte şu olacak falan gibi böyle bilgiler de var. Onu da söyleyebiliriz. Ebeveyn kilidi var. İsterseniz kullanırsınız. İşte uyduyu yedekleme falan böyle şeyleri destekliyor. Kanal listesini üzerine atma. Onu yedekleme falan böyle şeyleri de destekliyor. Onları da kullanabilirsiniz. Uydu yetenekleri anlamında beni tatmin etti. Ben çok üst seviye bir uydu kullanıcısı değilim. Ama klasik ev kullanıcısıyım. Beni memnun etti. Hiçbir eksiklik hissetmedim. Belki şunu söyleyebilirsiniz. İşte abi kablo TV desteği vesaire yoktu. Ama kablo TV kullananlar tabii ki ona bakacaktır. Benim kablo TV kullanımım olmadığı için çok fazla onun öyle eksikliğini hissetmiyorum. Android Android kısmına gelecek olursak Android 10 ile geliyor. Hani Android 10 olmuş, 9 olmuş, 8 olmuş. Ben hani çok fazla böyle ayrım yapmıyorum ama böyle takılanlar oluyor. Onu da söyleyeyim Android 10 ile geliyor. Güncelleme gelebilir çünkü benim bildiğim kadarıyla bunu üreten firma güncelleme anlamında iyi. Zaten bu chipseti tercih etme sebeplerinden de biri bu. Yazılım olarak bu chipsetle çalışmak daha rahat ve bu firma bu chipsette hani destek olarak yazılım desteğini daha iyi veriyor. O yüzden genelde bunu tercih ediyorlar. Yazılım olarak da ben güncelleme geleceğini düşünüyorum zaten. O bakımdan çok fazla bir sıkıntı yaşamazsınız. Kendine özgü bir arayüzü var. Hem işte bu televizyon uygulamalarında Hiremko'nun kendi arayüzü var. Hem de bu cihazın kendi arayüzünde var. Bir de şöyle güzellikler var işte taklit edilen. İşte menüdeki ikonları değiştirme. O büyük ikonları da değiştirebiliyorsunuz. Kısa yolları değiştirebiliyorsunuz. Menüden işte çalışan uygulamaları kapatabiliyorsunuz falan. O tarz güzellikler de direkt kumandadan yapılabiliyor. Onlar da güzel. Hani sıkıntısız çalışıyor. Hiçbir problem yaşamazsınız. Market olarak da TVOS marketini kullanıyor. Güncel market 31.4.10 sürümünü kullanıyor. Yani güncel gibi problem yok. Menüdeki ikonların falan değiştiğinden zaten bahsettik. Sade bir menüsü var. Televizyona çok uygun. Kullanma anlamında hiçbir problem yaşamazsınız. işte zaten şundan da bahsetmiştik. Böyle kumandada kısa yollar falan var. Netflix, YouTube şeklinde. Onları da kullanıyorsunuz. Gayet stabil çalışıyorlar. Hiçbir problem yok. Şimdi APK kurma konusunu merak edenler olabilir. APK kurulumu konusunda herhangi bir şey yok. Yani herhangi bir sınır yok. Orada istediğiniz APK dosyasını kurabilirsiniz. Biliyorsunuz TVOS cihazlar çok sorun çıkartır. Bunda öyle bir sıkıntı çıkmıyor. APK dosyadan yani Android'in paketleri var. Onlardan bahsediyoruz. Bilgisayardaki egze gibi düşünün arkadaşlar. Onları direkt bu cihaza kurabiliyorsunuz. Hiçbir problem olmuyor. Gayet de rahat kurulumu. Detaylarda yine göstermeye çalışacağım ama kendi içinde Media Play diye bir kısım var. O Media Play'de de böyle stream uygulamaları bulunuyor. Nedir bunlar? Mesela Turkcell TV Plus'tır, Beyin Connect'tir ya da Amazon Prime'dir. Bu tarz servislere ulaşabiliyorsunuz. Netflix ana ekranda bulunuyor zaten. Ona direkt oradan ulaşıyorsunuz. Media Play'de de diğerlerini bulabiliyorsunuz. Bunun yanında zaten bir yıllık ücretsiz servis verdiklerini söylemiştik. Televizyon olarak hani internetten televizyonu kullanmak isterseniz de bir yıl ücretsiz servis veriyorlar. Onu da bu cihazda aktif kullanabiliyorsunuz. Yine arayüz olarak Remco'nun kendi uygulama arayüzünü kullanıyorsunuz. O da çok beğendiğimiz bir arayüzdür. Zaten birçok kişi arayüzü biliyor. Zaten hani insanlar isteğine göre programlıyorlar ya o yüzden herhangi bir problem yaşamazsınız. Hem kategori anlamında hem de görüntü kalitesi anlamında sizi tatmin eder. Şimdi arkadaşlar geçelim YouTube performansına. Bu cihazda YouTube'da 4K 30fps videoları izleyebiliyorsunuz. HDR desteği de bulunuyor. Bunları da YouTube'dan görüntüleyebiliyorsunuz. Bunun yanında sesli komutları YouTube'da da destekliyor. Kumandada hani bahsetmiştik ya sesli komutları destekliyor diye. Onu YouTube'da da menülerde de kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir problem çıkmıyor. 4K konusunda şunu söyleyeyim. 60fps ya da 8K kısmında hani verim alamaz. Onun dışında 4K 30 FPS ve onun altında yani 1080p olur 2K olur filan. Oralarda hiçbir problem yok. Frame atlamadan sorunsuz izlersiniz. Bunun yanında şundan da bahsedeyim. Zaten direkt chipsetten AV1 kodek desteği bulunmuyor. O yüzden VP9 filan izliyorsunuz arkadaşlar. YouTube'da onu da konuşmuş olalım. Şimdi arkadaşlar YouTube'u konuştuktan sonra geçelim lisanslı servislere. Ne demek istiyorum lisanslı servislerden? Amazon Prime, Netflix filan bunun gibi servisler. Şimdi artık Disney Plus da popüler olmaya başladı. Hani onu da konuşabiliriz. Bu tarz servisler bu cihazı l lisanslı olarak gördüğü için bir problem olmadan çalışıyor. Sadece orada şöyle ufak bir problem var. Mesela markete giriyorsunuz. Disney Plus var. Amazon Prime var. Filan sorunsuz. Yani oradan güncelleyebiliyorsunuz. Yükleyebiliyorsunuz. Hepsi TV TVOS arayüzünde. Hiçbir problem yok. Yani normal lisanslı bir cihaz gibi çalışıyor. Sadece Netflix markette çıkmıyor. Onu ben de çok anlamadım. Ama onu şeyde mobil arayüz olarak kurmuşlar cihaza. Orada yüksek çözünürlükte çalıştırabiliyorsunuz. Yani 1080p çalıştırabiliyorsunuz. Bir problem çıkmıyor. Şu ana kadar denediğim hani 4-5 tane film filan izledim. Hiçbir problem çıkmadı. Ama neden markette markette çıkmıyor onu ben de çözemedim onu söyleyeyim. Onun dışında Amazon Prime vesaire onlar sorunsuz çalışıyor. Bende Prime üyeliği de var. Prime mesela 4K'da çalışıyor. Google Play filmleri denedim o da mesela 1080p çalışıyor bir problem yok. Sadece dediğim gibi markette Netflix çıkmıyor ama içinde kurulu olarak geliyor bir problem olmadan da çalışıyor. Siz DRM Info'dan filan baktığınızda bu cihaz hem L1 lisanslı hem de HDCP korumalı olarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hani ilerleyen zamanlarda çok fazla da bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Biraz bahsetmiştik zaten. Turkcell TV Plus'tır, Beyin Connect'tir filan. Onun gibi servislerde problem olmadan kullanıyorsunuz. Disney Plus'tır işte Amazon Prime'dır vesaire. Onlarda da problem yok. GeForce Now'u yükleyebilirsiniz. Bulut oyun oynamayı seviyorsanız o da güzel çalışıyor. Üyelik paralarını nasıl ödersiniz bilmiyorum ama üyelik paralarını ödedikten sonra güzel çalışıyor. Kullanırsınız. Şimdi geçelim kablosuz görüntü yansıtma kısmına. Mesela Android bir telefonun var. Full halde Chromecast'i kullanarak yansıtma yapabiliyorsun. Ya da iPhone'un um var. AirPlay'i kullanıp yansıtma yapabiliyorsun. Diğerlerine Mirakes bunları da destekliyor. Macbook'un var direkt yansıt. Herhangi bir problem olmuyor. Yansıtma konusunda sıkıntısız çalışıyor. Zaten 5 GHz desteği de var. O olduğu zaman biliyorsunuz eğer modeminiz de 5 GHz destekliyorsa veri aktarım olarak hızlı bir veri aktarımı sağlıyorsunuz. O da size burada kolaylık sağlıyor. Siz mesela dosya oynatacaksınız. Bunu taktığınız televizyonunuza NAS cihazınız var. İşte 5 GHz'den de bağlı. Oradan kablosuz olarak filminizi vesaire de izlersiniz herhangi bir problem yok. Benim mesela 3 TB'lik bir NAS cihazım var. Ben onu direkt olarak bu cihazlara bağlıyorum. İşte NAS cihazından Blu-ray filmleri falan oynatıyorum. Herhangi bir problem olmadan izleyebiliyorum. Dediğim gibi orada da 5 GHz'in varlığı sizi bayağı bir rahatlatıyor. Bu 5 GHz tabii ki söylediğim gibi kablosuz görüntü yansıtmada falan da güzel çalışıyor. Webcam desteği olduğunda birkaç kere söylemiştik. Orada da sıkıntısız kullanıyorsunuz. Şimdi nasıl üzerinden oynatıyorsunuz falan dedik. Tabii ki USB'den de oynatabiliyorsunuz. USB 3 olmasa bile USB 2 zaten o Blu-ray'lere vesaire fazlasıyla yeterli oluyor. Orada hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Ben mesela yine 80 GB her zaman denediğim Tenet filmi var. Onu bunda da denedim. Burada da herhangi bir problem olmadan çalıştırabildim. Tabii ki 4K bir filmden bahsediyorum burada sizlere o filmi sorunsuz çalıştırabildim. 200 megabit H265 filmleri falan oynatabiliyorsunuz. H264 tabii ki yine aynı şekilde oynatabiliyorsunuz. Yüksek boyutlu fotoğrafları falan görüntülemede herhangi bir problem yok. Yani chipset size orada herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor. O bakımdan rahat olabilirsiniz. İşte 4 TB'lik hard disk taktım. Herhangi bir problem yok. Yine 5 TB harici diskin var. Onu da bağladım. Onda da herhangi bir problem yok. Bir tanesi mesela Western Digital'de. Diğeri Seagate'di falan. Herhangi bir problem çıkmadı. Yani marka olarak da değişiklik olması herhangi bir şey değiştirmiyor. Yine bakalım notlarımıza HDR10 desteği var. Dolby sesleri destekliyor. Hiçbir problem olmadan bunları kullanabiliyorsunuz. Dolby Vision desteği yok. Onu söyleyeyim. HDR10 desteği var. Onu da eklemiş olalım. Şimdi videodan sonra geçelim oyun kısmına. Oyun kısmında mesela marketten neler indirmek istersin? Dead Trigger 1, 2, Asphalt, tamam. İşte Beach Buggy. Bunların hiçbirisinde problem yok. Marketten indireceğin ile destekli olan tüm oyunlarda çalışır. Bir problem olmadı. Yani akıcı bir şekilde frame atlamadan oynarsın. Dediğim gibi bir problem olmaz. Zaten Bluetooth var. Bluetooth Gamepad'i falan bağladıktan sonra sıkıntı yok. USB üzerinde bulunuyor. 2.4 GHz Gamepad de bağlarsın. Çift Gamepad de oynarsın. Hiçbir problem yok. Emülatör seviyorsun. Arcade oyunları, PS1 yani PlayStation 1 oyunları. Bunlarda da problem yok. Bunun dışında bir eksiklik şunu söyleyebiliriz. Mesela adam der ki ben PUBG yükleyeceğim kardeşim der. Orada şöyle bir durum var. Rootlu bir cihaz olmadığı için root edersen lisanslar gider. Rootlu bir cihaz olmadığı için Gamepad'i tam olarak tanıtamazsın. Yani tam olaraktan kastım şu. Mesela sen marketten bir oyun indirdin. O zaten Gamepad'i tanıyor değil mi? Normal oynarsın. Sıkıntı yok. Ama sen Gamepad'i programlamak istediğin zaman root gerekir. Cihaz şimdi root'lu olmadığı için tüm lisanslı cihazlar gibi. Orada hani sen tam programlama yapamazsın. O yüzden söylediğim gibi PUBG'de falan oynayacağız gibi düşünmeyin. Zaten hani chipset olarak da dediğim gibi çok oyun odaklıydı değil de multimedya odaklı bir cihaz. Şimdi oyundan sonra geçelim web tarayıcısı kısmına arkadaşlar. Buradaki performanstan bahsedecek olursak mesela alışveriş yapacaksın değil mi? Amazon'a girdin. İşte hepsi ya girdin. Sıkıntısız gezinirsin. Mouse bağlama şansın var. Yine aynı şekilde eğer kumanda da bağlayabilirsin. Kendi üzerindeki mouse modunu kullanırsın, bir problem yok. Ya da kendisini kullanırsın. Direkt hiç mouse modunu açmadan da kumandadan kontrol edersin. Alışveriş de yaparsın, bir problem çıkmaz. Orada yaşayabileceğin tek problem tüm cihazlar için geçerli olarak söyleyeyim. Özellikle de lisanslılarda çok can sıkar. Bu cihazın bir avantajı var. Onu da konuşacağız şimdi. Orada ne yapman lazım? Mesela bir film izleyeceksin, değil mi? Açtın internetten bir siteyi, filmi açtın vesaire. Bazılarında çalışmaz. O zaman ne yapıyorsun? işte tarayıcı deniyorsun ya da başka yöntemler var filan. Ben cihazlarını göstermiştim. Tarayıcı denemek istediğin zaman da lisanslı cihazlarda markette çok fazla tarayıcı olmaz. Bunda şöyle bir şansın var. APK rahat kurulduğu için normalde markette çıkmasa bile APK olarak indirip cihaza kurabilirsin. Diğer lisanslı cihazlardan o bakımdan daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. EBA'dan falan bir şeyler izleyeceksin. Hiçbir problem yok. Hani hiç öyle tarayıcılarla falan uğraşmana gerek yok. Direkt bunun üstünden Chrome'u da kullanabilirsin. Chrome çok verimli çalışmıyor bu tarz cihazlarda ama istiyorsan Chrome'u kullanırsın. Onun dışında söylediğim gibi başka tarayıcıları falan da kullanırsın. Hani lisanslı cihazlar arasında en az sıkıntı çekeceğiniz cihaz diyebilirim. Bunun sebebi de söylediğim gibi APK kurulumunun filan rahat olması. Onun dışında mesela hepsini marketten yükleyecek olsanız lisanslı cihazlarda ne sıkıntı yaşıyorsanız bunda da o tarz sıkıntıları yaşarsınız. Bunun mesela lisanslı cihazlardan bir diğer avantajı da şu. Lisanslı cihazda bir şey yüklersin dokunmatik arar değil mi? Bunda öyle şeyler olmuyor. Bu çünkü yazılım olarak daha özelleştirilmiş olduğu için bunda o tarz şeyler olmuyor. Bu bir nevi Android'de ise hem lisanslı hem de lisanssız cihazı bir arada sunmuş gibi oluyor hem o tarafın hem bu tarafın problemlerini çözerek size sunduğundan orada problem sayınız daha az oluyor. Mesela işte ekran dönme sorunu falan olur biliyorsunuz. Onları falan bunda yaşamıyorsunuz. Ya da şöyle bir şey olur. Cihaza uygulama yüklersiniz. Uygulama arayüzde görünmez. İşte side load launcher falan yüklersin. Oradan bulursun vesaire. Öyle bir derdiniz yok. Yüklediğiniz her şey arayüzde görünüyor. Bunu da söyledikten sonra geçelim performans testlerine arkadaşlar. Geekbench 4 testiyle başlayalım. Tek çekirdekte 585 puan. Çoklu çekirdekte 1551 puan. Yine grafik çekirdeklerine baktığımız zaman da 1290 puan alıyorsunuz. 3D Mac yani grafik testine baktığımız zaman da 425 puan alıyor. Ben yine başka böyle testlerle falan da karşılaştırmalı grafikler koyarım. Bellek okuma yazma testinden biraz bahsetmiştim. Yazmada 135 MB bölü saniye, okumada da 170 MB bölü saniye değerler elde ediyorsunuz ve çok stabil çalışıyor onu da söyleyeyim. Mesela bir incelemede söylemiştim hangisi de hatırlamıyorum. Sani incelemesi olabilir. Çok dalgalı çalışıyor. Leş gibi ara yüzde gezinemiyorsun. Bunda öyle değil. Bu mesela stabil ilerliyor. Zaten aradığımız şey de o stabil ilerlemesi. O stabiliteyi ben bir şeyde görmüştüm. İşte Amazon'un Stick'lerinde görmüştüm. Onun dışındaki cihazlarda yani verimli çalışanlar bile o kadar verimli çalışmıyor dediğim. Yani en verimli çalışan %70 çalışıyordu diyebiliriz. Bu cihazda Amazon Fire Stick kadar verimli çalışıyor onu söyleyebilirim. Yani ara yüzde gezerken takılma, donma vesaire yaşamazsınız. İşin özü de bu. Şimdi biz RAM hızıyla devam edelim. RAM hızına baktığımız zaman da 2.4 GB/saniye değerini görüyoruz. USB 3 olmadığını konuştuk. USB 2 değerlerine baktığımız zaman 20 MB okuma, 19 MB yazma değerleri görüyoruz. Maksimum ısı olarak ben 71 derece gördüm arkadaşlar. O da oyun oynarken Dead Trigger'da gördüm. Onun dışında çok fazla ısınan bir cihaz değil. Yaz ayındayız yani Temmuz ayındayız. Yani kışın daha serin olacaktır ama dediğim gibi yazın ben 71 dereceyi gördüm. Güç tüketimi minimum 0.5 watt kapalı iken işte ortalamada 9 watt en yüksekte de ben 15 wattı gördüm. O da şöyle genelde oyun oynarken zaten yüksek oluyor. Ben de oyun oynarken bu değeri gördüm ama dediğim gibi en fazla 15 watt gördüm. Şimdi son olarak da isterseniz cihazın eksiklerinden bahsedelim. USB 3 olmadığını söylemiştik. AV bir kodek olmadığını söyledik. Zaten bunlar direkt şeyden chipsetten geliyor. Yani bu chipset zaten bunları desteklemiyor. İsteseler de koyamazlardı. AV portu olmadığını yani eski televizyonlara uyum anlamında şey alırsınız. Yani bir adaptör alırsınız HDMI'den de onu aktarırsınız ama AV portunu direkt arıyorsanız o yok. Ya ben bunu çok önemli bir eksiklik olarak görmüyorum açıkçası bana sorarsanız USB3 de AV1 kodek de AV portu da hani cihazın iyi yanlarını düşündüğünüz zaman çok eksiklik gibi değil ama söylemezsen bana yakışmaz o yüzden söyleyelim Netflix'in markette olmadığını hani ayrıyetten yüklendiğini söyledik kumandada air fonksiyonu olmadığını söyledik uydu kart modülü hani kart takıyorsunuz falan ya o modül yok onu bahsedelim kablo tv uyumlu değil yani şurada biliyorsunuz başka bir tuner daha oluyor kablo tv falan bağlıyorsunuz ya o port yok onun dışında da herhangi bir eksik ben hissetmedim. Son olarak da gelelim fiyat kısmına arkadaşlar. Bu cihazın satış fiyatı yani tavsiye eden satış fiyatı 1999 TL. Ama daha pahalı da satan bulabilirsiniz. Daha ucuz satan da bulabilirsiniz. Sonuçta Yeremko bu işin toptancısı. Bana diye direkt cihazı onlar yolluyor ama satıcılar mesela indirim yapabilir ya da kampanyalar olabilir sitelerde. Onları kullanarak daha ucuza da alabilirsiniz. Ya da satıcı pahalı satmak ister pahalı da satabilir. Ona karşı bir şey yapamıyoruz tabii ki. Ama siz kendi araştırmanızı yaparsınız. Fiyat konusunda ben bir şey demiyorum. Yani benim bana söyledikleri fiyat bu. Ben size onu aktarıyorum. Onun dışında siz kendi araştırmanızı yaparsınız. Cihaz güzel mi? Güzel. Tavsiye eder miyim? Ederim. Zaten kendiniz de araştırdığınız zaman bu şu an için bundan daha iyi bir cihaz yok. Hani özellik anlamında da hani yazdığım anlamında da her bakımdan sizi tatmin ediyor. Ben zaten ne zamandır böyle bir cihazın eksikliğini hissediyordum. Mesela soranlar oluyor. Adam diyor ki abi uydu olsun, işte Android olsun, işte lisans olsun vesaire. Ya böyle bir cihaz bulamıyorsun. Al işte buldun. istiyorsan al. Hani senin lisans ihtiyacın yoksa mesela Impala da senin işini görüyor. Ya da piyasadaki başka bir cihazı da alabilirsin. Ama dediğim gibi bunların hepsini bir araya getirmek istiyorsan da işte piyasada böyle bir cihaz artık var. Tercih edersin. En azından araştırmanı bu yönde yaparsın. Şimdi videoyu kapatmadan şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Bunu bazen atlayabiliyorum. Her cihaz için aşağı yukarı geçerli ama bu cihazlarda daha önemli oluyor. Ben de capture kartlar yani yakalama kart dediğimiz bunları kaydettiğim cihaz 1080p 30 fps kayıt yapabiliyor. Onun dışında kayıt yapamıyorum. Yani 4K bir kart alamıyorum. Biraz pahalı. Onun için bir sponsor bulmam lazım. Şimdi öyle olduğu zaman ne oluyor? Ben bunların görüntü kalitesini size birebir yansıtamıyorum. Şöyle de bir şey var. 4K kaydetsem o zaman da şöyle bir şey olacak. Ben bunu montajlıyorum. Orada bir sıkışıyor. Sonra YouTube'a yüklüyorum. Biraz daha sıkışıyor. Yani 40 GB'lık dosya oluyorsa 5-6 GB. E biliyorsunuz ne kadar veri gidiyor orada. O yüzden birebir görüntü kalitesini yansıtamıyorum. Ama şunu söyleyeyim, görüntü kalitesi gerçekten iyi. Ama her cihaz için aynı şey geçerli. Yani her cihazda bir görüntü kaybı oluyor. Bu cihazda daha çok onun eksikliğini hissettim. Çünkü kaydederken biraz işte böyle uğraşıyorum yaparken falan. Ya keşke dedim 4K bir capture kartı olsa şunun hani görüntüsünün detaylarını daha iyi yansıtabilsem dedim. O yüzden bunu da eklemek istiyorum. Bunu da ekledikten sonra geldik videonun sonuna arkadaşlar. Kanalımıza abone olup diğer videoları da takip ederseniz sevinirim. Eğer maddi durumunuz ise de katıldan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.